bir düşünceye, inanca karşılıksız gönülden bağlılık. Yani hasbilik tarifinin timsaliydi o. Yanlışı, eğri gidişi, vefasızlığı gördüğünde de, sevgiye muhatap olduğunda da tavrı değişmedi. Düz yolda, inişte unutuldu çoğu zaman. Ama zor günlerde akla ilk gelen kişiydi. Yokuşta işaret beklemeksizin öne çıkıp ben varım diyen insandı. Hiçbir sebep gönülden bağlı olduğu ülküden koparmadı onu. İdeal sözcüğünün ete kemiğe bürünüp canlanmış hali olarak yaşadı. Galip Erdem. 1930 sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sancılandığı bir yıl olarak hatırlanıyor. Amerika'da ortaya çıkan ve uzak yakın demeden bütün ülkeleri etkisi altına alan ekonomik buhrandan en fazla zarar gören ülkeler arasındaydı Türkiye. Kriz, milli mücadelenin ardından Cumhuriyet'in ayakta durma çabası içinde olduğu döneme denk gelmişti. Üretim durmuştu dünyada. Fabrikalar birbiri ardına kapanıyordu. İnsan gücü ve ham maddeyi değersiz hale getiren, temel gıda maddeleri dahil her şeyin kara borsada işlem gördüğü devirdi bu. Ağırlığını maden ve tahılın oluşturduğu ham madde ihracına dayanan Türkiye'de dış ticaretin hızla gerilediği, fiyatlarda artış olmamasına rağmen herkesin hayat pahalılığından yakındığı yılların başlangıcıydı 1930. Türkiye'nin endişe ve korunma duygusuyla içine kapandığı, devletçiliğin iktisat politikası olarak icraya hakim olduğu dönemdi bu. Kendi yağıyla kavrulmak. Ülkenin de, ailelerin de ortak tavrının ifadesi oldu bu cümle. Kaynaklar tek elde toplanacak, yapılması gerektiğine karar verilen işler, eldeki imkan ölçüsünde mümkün olduğu kadar ülke dışına para ödemeden gerçekleştirilecekti. Bu tabloda 10 Mart 1930'da Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğdu Galip Erdem. Babası, bölgede Ofluoğulları olarak bilinen aileye mensup, nahiye müdürlüklerinde bulunmuş Rasim Bey, annesi de Pehlivanoğulları ailesinin kızı Zekiye Hanım'dı. Rus işgalini yaşamış Fındıklı yeni yeni toparlanıp kendine geliyordu. Doğu Karadeniz'in göz alıcı güzellikleri arasında bütün çocuklara gönüllerince koşup coşma imkanı veren ortamda ailenin tek çocuğu olarak mutluydu Galip Erdem. Yeşillikler içinde tasasız, Ankara'nın ve İstanbul'un dağdağısından uzaktı ailesiyle birlikte. Ama çok sürmeyecekti bu. Babasının memuriyeti sebebiyle Doğu Anadolu'yu neredeyse karış karış dolaşarak büyüdü Erdem. Fındıklı'da ancak ilkokulu tamamlayabildi. Ortaokulu Bitlis ve Siirt'te okudu. Liseyi Erzurum'da bitirdi. Hitler fırtınası içinde geçti orta tahsili. Türkiye tarafsız kalacağını ilan etmişti. Ama hudut bölgeleri asker kaynıyordu. Kafkasları işgal etmeyi planlayan Alman ajanları da cabası. Harp, işgal, ari ırk, demokrasi. Dalga dalga akıyordu kavramlar. Churchill'in Adana'ya gelişi, Yalta Konferansı. Bütün bu gelişmelerin ortasında ülkesinde olan biteni, dünyanın içinde bulunduğu durumu merakla izleyip ara ara elde ettiği Ankara ve İstanbul gazetelerinden bir şeyler öğrenmeye, tek tük ulaştığı kitaplardan bilgi dağarcığını zenginleştirmeye çalışıyordu Galip Erdem. Tanık olduğu kimi umursamazlıkların sebebi üzerinde düşünüyor, Karadeniz'de çocukluk günlerinden hafızasında iz bırakan milli heyecan ve endişenin neden başka yerlerde olmadığının izahını arıyordu. Bütün bu soruların cevabı için ya Ankara'ya ya İstanbul'a gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Bilgi oralardaydı. İkinci Dünya Savaşı'na girmeyen ama savaşı olanca ağırlığıyla yaşayan Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, tuzu kuru olanlar dışında hiç kimsenin hayata destek almaksızın devam etmesine izin vermiyordu.
yokluk, kıtlık, temel maddelerin karneye bağlanmışlığıydı bir bakıma hayat. Erdem, savaş sonrası askere alınan genç kuşağa mensuptu. Türkiye'nin dört bir yanından asker ocağına gelmiş binlerce delikanlı. Hepsi heyecanlıydı. Hepsinin zihni savaşın kamçıladığı milli duygularla doluydu. Galip Erdem'in o ortamda duygu selinin ötesinde milli kimlik konusunda bilgi açlığı hissettiğine şüphe yok. 1952'de teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayıp terhis kağıdını eline alır almaz Ankara'ya geldi ve PTT'de işe girdi. Çalışmaya başlar başlamaz da kendini kitapçılara ve kütüphanelere attı. Gençlik arkadaşlarının onu aradıklarında Ulus'taki Milli Eğitim Kitabevi mağazasında ya da Kızılay'da Milli Kütüphane Okuma Salonu'nda bulacaklarını bildikleri dönemdi o yıllar. Ağırlıklı fikri eserlerin dışında şarkıyla garbıyla dünya edebiyatını ve Türk edebiyatını da yakından takip ederdi. Okunması gereken temel kitapların hepsini okumuştur. İstediği öğrenimine devam etmekti. Alanını da seçmişti. Ülkede bütün problemlerin kaynağının adalet meselesi olduğu inancındaydı. O yüzden hukuk fakültesine kaydını yaptırmak istiyordu. Sonunda amacına ulaştı ve hukuk fakültesinde öğrenime başladı. Artık iş okuldan arta kalan zamanlarda uğradığı yerdi sadece. Babam 17 yaşındayken Turan'a gitmeye karar veriyor. Ve bu yüzden işte bir arkadaşıyla beraber yola çıkıyor. Amaç işte Rusya'daki Türkleri kurtarmak. Tabii yolda kara yakalanıyorlar ve gerisi geriye dönüyorlar. Babamın hayatına hep bu yön verdi. Yani babam için yaptığı meslekler sadece yaşamak için gerekli olan şeylerdi. Onun dışında hiçbir anlamı yoktu avukatlığa kadar. Avukatlığı da 1982'de işte MHP davasıyla beraber başladı. Onu zamana kadar avukatlık yapmadı. Memuriyet, hele hele sevmediği tek düze bir işte çalışmak zorunda kalmak tabiatına aykırıydı. Ancak tahammül etmekten başka çaresi de yoktu. Nitekim posta idaresinin onun devamsızlığına göz yumamayacak hale geldiğini hissettiği noktada ayak direyip ısrar etmedi. Ayrılıp başka işler aradı. Milli Emlak, İETT, GİMA. Fakülteyi bu şekilde kah kısa süreli işlerde çalışarak, kah işsizlik çekerek bitirdi. Memuriyetten ne kadar uzak kalmak istese de, mezun olduktan sonra Galip Erdem'in önüne açılan ilk kapı yine devlet dairesi oldu. Ancak bu kez Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri'nin danışmanlığıydı görevi. Yani icranın zirvesindeki insanlardan birinin danıştığı kişiydi artık. Ama çok geçmeden kendinden beklenenin fikir üretmek ya da uyarmak değil, mevcut siyasete ayak uydurmak olduğunu gördü. Hevesle, heyecanla işe başlamıştı Demokrat Parti. Halkın yüzü gülmüş, eli para görmüştü. En önemlisi, insanlar devlet dairelerine gittiklerinde kapılar yüzlerine kapanmıyordu artık. Tek parti iktidarının simgesi olan partili memur devri sona ermişti. Atılım içindeydi Türkiye. Köyler traktör kaynamaya başlamıştı. Yurdun dört bir yanında inşaat faaliyeti vardı. Kentler genişliyor, yeni yollar açılıyordu. Ama bu coşku 1955'ten sonra tersine dönmeye başladı. Alınan krediler ödenemiyor, başlanan işler tamamlanamıyordu. Dış kaynak bıçak gibi kesilmişti adeta. Türkiye yeniden ve hızla kriz dalgasının pençesine itiliyordu. 1954 seçimlerinden sonra sadece ekonomi alanında değil, siyasi açıdan da ardı ardına hata yapmaya başlamıştı Demokrat Parti iktidarı. Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması ilkiydi. Arkası gelmiyordu yanlışların. Galip Erdem,
Bu ortamda sesini duyurmak, yaklaşan tehlikeden, gidişatın yönünden herkesi haberdar etmek istiyordu ama memuriyeti maniydi buna. 1959'a kadar direndi. Sonra görevinden istifa edip her zaman katılmak istediği camiaya yöneldi. Basın. 1959'da yerli, milli duruşun sözcüsü olan Yeni İstanbul Gazetesi'nde tercüman imzasıyla fıkra yazarlığına başladı. Galip Erdem tabii bir Türk milliyetçisiydi. Türk milliyetçisi olarak onun temel vazgeçilmez ölçüleri vardı. Bu ölçüler Türk devletinin bekası, milletin bütünlüğü. Bunu tartışmazdı. İkincisi, millet arasına nifak sokacak herhangi bir davranıştan, sözden, fikirden kaçınırdı. Biz ona ısrarla, abi sen bir milliyetçilik kitabı yaz, bir milliyetçilik tarifi yap. Yeniden şu milliyetçiliği ifade et dediğimiz zaman derdi ki, bir sürü farklı tarifler var. Buna göre insanlar bölünmüşler. Şimdi siz bir de benim mi bir daha bunları bölmemi istiyorsunuz derdi. İlk fıkra yazarlığına başladığı zaman Yeni İstanbul Gazetesi'nde daha önce Tercüman Gazetesi'nde başlamış. Sonra Zafer Gazetesi'nde ki biz o zamana yetişmedik ama ben Zafer Gazetesi'nde yazmaya başladığı zaman yetişmiştim. Zafer Gazetesi'ndeki ilk yazısı da şöyle bir ifade vardı. Okuyuculara diyordu ki ben size inandığım her şeyi yazacağımı söz vermiyorum. Ama inanmadığım hiçbir şey yazmayacağım. Bu Galip Erdem'in bütün hayatı boyunca uyduğu bir düstur olmuştur. Çığlıktı yazdıkları ama siyaset raydan çıkmıştı artık. CHP muhalefetinin hırçınlığı karşısında Demokrat Parti kontrolü kaybetmiş, gelişi güzel savrulmaya başlamıştı adeta. Olaylar zincirleme büyüyor, olanlar kadar olmayan hadiseler yaşanmışçasına yer alıyordu basında. Çok sayıda üniversite öğrencisinin polis kurşunlarıyla öldüğü, cesetlerinin kıyma makinelerine atılarak yok edildiği dedikoduları yayılıyor, inananlar da çıkıyordu buna. Ardından beklenen oldu ve 27 Mayıs 1960'ta ihtilal geldi. Marşlar, alkışlar arasında curcunaydı yaşanan. Başlar ve ayaklar birbirine karışmıştı. Yorgan gitmiş, kavga bitmiş gibiydi. Kimseye karşı olmadığını söyleyerek idareye el koyan ve ülkede yaygınlaşma eğilimi gösteren anarşi, sükunet bulduğunda asli görevine döneceği vaadinde bulunan askerler zamanla kendi içlerinde çekişmeye başladı. Dışarıya yansıtılmamaya çalışılsa da farklı tercihlerin çatıştığı bir tabloydu görünen. Bir grup subay, Demokrat Parti'nin sahneden çekildiği durumda iktidarı bir an önce CHP'ye bırakmaktan başka bir şey düşünmez ve bu yönde hareket ederken, bir başka grup, siyasi rekabetin bütün parti ve eğilimler için eşit şartlarda sürdürülebilir olduğu ortam tesis edilmeden seçime gidilmesinin ülkeye zarar vereceğini savunuyordu. Ve bu farklılıkların bir tür düelloyla noktalandığı an gelip dayandı. Galip Erdem, bu süreçte kaleme aldığı makalelerde gördüğü hataları açık yüreklilikle dillendirmekten geri kalmadı. Art kalemi vardı. Dönem dönem bunu yumuşatmak zorunda kaldı. Ama asla inanmadıklarını yazmadı. Ama okuduğum zaman hakikaten çok sürükleyici, mizansen fıkraları var. Çok güzel taşlamalar yapıyor ve benzetmeler yapıyor. O dönemde mesela 60'lı yıllarındaki yazılarını okuyorum ben. Bugünün Türkiye'sini yani 40 yıl önceden görmüşler. Yani yaşanan sorunları 40 yıl önceden fark etmişler ya da yaşanacağını söylemişler. Demokrat Partilileri yargılamak üzerine oluşturulan özel mahkemenin adalet duygusunu zedeleyeceği kanısındaydı Galip Erdem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti'den hınç almak ister tavrına ve askerleri yönlendirme çabasına isyan ediyordu. O kargaşada bir yandan İzmir'de avukatlık stajını tamamladı, diğer yandan Zafer'de, Sabah'ta, Bizim Anadolu'da yazarlığını sürdürdü.
Devlet Kitapları Müdürlüğü'ndeki danışmanlığı, kuruma yayın stratejisi kazandırdı. Başbakanlıktaki danışmanlığı, hükümet katında değilse bile devlet çekirdeğinde önemsenmesini sağladı uyarılarının. Türkiye'ye yönelik sosyal, ekonomik, siyasi ve ideolojik tehditlere dikkat çeken, tedbir öneren, ilk raporları kaleme alan kimse oldu. Yazdıklarının arşivde kalacağını bilse de yılgınlığa, öfkeye kapılmadı. Tarihe not düşmeyi önemsedi. Mücadeleci karakterinin baskın gelmesinden dolayı çoğu kimsenin edebi düzeyini fark etmediği insandı Galip Erdem. Onu diğer kalem sahiplerinden ayıran, uslup çizgisine tat katan tecahülü arifane, yani gerçeğe bilmezlikten gelerek yaklaşma, tariz dediğimiz abartılı övgüyle eleştiri ya da telmih dediğimiz benzerlikler üzerine imalarla dolu kurgunun ustasıydı. Edebi kişiliğine, yazarlığına biraz daha dikkatle baktığımız zaman Galip Erdem'in şiiri de sevdiğini, epey şiir de yazdığını görüyoruz. Bu şiirleri henüz kitaplaşmadı, kitap haline getirilmedi. Fakat siyasi dergilerin yanı sıra, işte düşünce, siyasi gazetelerin yanı sıra düşünce dergilerinde edebi örneklere, edebiyat eserlerine yer veren çeşitli dergilerde de yazdığını görüyoruz. Hayatı boyunca alkış kervanlarından uzak durdu. Kimseden alkış beklemedi. Siyasetin öne taşıdığı simalar, zihinleri çürümeye açık hale getiren mevcut halin figürleriydi. Kızmıyordu hiçbirine. Danışan herkese yapılması gerekeni anlatmaktan geri kalmıyordu. Ama ümidi onlarda değil, genç kuşaklardaydı Erdem'in. Siyasette ihtiraslardan hoşlanmaz. Kendisinde de hiç ihtiras yoktu. Dünyevi şeylere karşı hiç merak yoktu. Listelere ismini bağışlamıştır, parti listelerine. Ama Galip Erdem ismi bulunsun diye. Kaçıncı sıralarda? Bir şehrin 8. katiyen seçilemeyecek sırasında ismini bağışlamıştır. Ve çok ihtiraslı insanlardan da siyasette hiç hoşlanmazdı. Her sahada olduğu gibi tefekkürde, yazı hayatında, dostluklarda ve tabii siyasette onun, yeni tabirle söyleyeyim, milliyetçi bir duruşu vardı. Onu hayatı boyunca hiç bozmadı. Ben Galip abi ile aynı dergilerde yazılar yazdım. Aynı derneklerde birlikte çalıştık. Başbakanlık müşavirliğinde omuz omuza çalıştık. İdeallerine aşkla bağlı, tutkulu insanlara yaslanabilirdi Türkiye sadece. Sadece onlar siyasi pazarlıkların, çıkarların, şahsi endişelerin konusu yapmazlardı hayalleri. Ancak bu da kaçınılmaz olarak toplumda en fazla tehdit altında olan, en fazla sakınılması, özenilmesi gereken kitle yapıyordu gençleri. Hata edebilirler, yanlışa sapabilirler, tepkilerinde ölçüyü kaçırabilirlerdi. Ama ayrıcalıklıydı onlar. Her durumda hoş görülmeleri gerekirdi. Zira temizdiler. 13-14 yaşındayken ben, ülkücüler hakkında çok olumsuz yazılar vardı ve ben anne tarafında büyüdüğüm için bunlardan çok da etkileniyordum. Babamın çok sevdiğini de biliyordum bu camiayı. Babama bir gün dedim ki, baba sen ülkücüleri çok seviyorsun ama yani onlar için çok kötü şeyler söyleniyor. Sen hani insanların iyisini seversin. Nasıl oluyor bu dedim. O da bana kendi ülkücü tarifini yaptı o zaman. Ülkücü dedi bir ideale özgü değildir. Ülkücü, ülküsüne inanmış insanın ülküsü için her şeyden vazgeçebilmesidir. Dünya nimetleri kendinden vazgeçebilmesidir. Bunu yapan insan kötü olamaz dedi. Onun ülküsü buydu, inancı da buydu. Buna göre de yaşadı. Ne var ki Galip Erdem'in gençleri 1970'ler Türkiye'sinde
Gayya kuyusuna çekilmişlerdi adeta. Amaç, ideoloji, tuzak, eylem birbirine girmişti. Silah verilmişti herkesin eline. Can pazarına itilmişti genç fidanların hepsi. Kimin suçlu, kimin haklı, kimin doğru, kimin yanlış olduğunun tartışılacağı ortam, zaman, zemin kalmamıştı. Kör dövüşüydü yapılan. Tuzağın ortasına çekilmişti Türkiye. Uluslararası güçlerin arenası haline gelmişti. Dünyası yıkılıyordu Galip Erdem'in. Evi, barkı, ailesi dağılıyordu adeta. Çırpınması, uyarması kurtarmaya yetmedi hiçbir şeyi. Şiddetin sözü bastırdığı an yaşanıyordu ülkede. Her gün, her saat başı bir ölüm haberinin geldiği, kimsenin canından emin olmadığı, her suikastla ayaklanır, her cenazeyle kan ağlar hale gelmişti toplum. Sonuçta bir kere daha askeri müdahale girdabında sürüklenmeye başladı Türkiye. 12 Eylül 1980'de beklenen oldu. Silahlı kuvvetler emir komuta zinciri içinde el koydu idareye. Şiddetin gerçek sebebinin ve kaynağının askerlerce bilindiğini düşünüyordu Galip Erdem. Ama umduğu gibi gelişmedi olaylar. Erdem'in gençlerini, sadece gençleri değil, ideallerini hedef almıştı ihtilal. Dostlarının tamamı mensubiyetleri dolayısıyla suçlanıyorlardı. Geçmişte kiminle neyi tartıştığını, ne muamele gördüğünü, neye karşı çıktığını, neden sözünün dinlenmediğini zihninden o an silip attı Erdem. Savunacaktı. Avukat olarak mahkemede, yazar olarak kendine imkan sağlayan her yayın organında. Zira yargılananlar listesinde adı olmasa da baş sanıktı kendince. Herkesin sinip kendini unutturmak istediği, ihtilalin hışmına uğramaktan çekindiği günlerde sesini yükselten o oldu sadece. Yüklenen suçun muhatabı ben değilim, kimse değil. Bu ülkeye gönül vermiş insanların tamamının kefiliyim diyen kişiydi o. İnananların yattığı bir davada ya ben de bu davadan hüküm giymeliyim ya da onları savunmalıyım tarzında bir düşüncesi oldu. Ve içeri yazdığı mektuplara rağmen alınmayınca o da savunma yolunu seçti. Böylece avukatlık hayatı başladı. Avukatlığı hiç sevmediğini çok iyi biliyorum. Sadece oradakilere yakın olmak için, bu meslekten de çok hoşlanmıyordu. Onları görebilmek için, onların aileleriyle sanıkların arasında iletişim kurabilmek için avukatlığı yapıyordu. Avukatlık yaptığı yıllarda da düşünce çizgisi, dünya görüşü istikametinde özellikle işte Türk milliyetçiliği çizgisindeki insanların, gençlerin davalarına bakıyor. Zaten o çizgideki insanların bir bölümü tarafından da bir idol olarak benimsenmiştir, saygı görmektedir. Gecesini gündüzüne kattı ihtilal dalgasının çalkantılı günlerinde. Sadece avukat değil, herkesin umumi vekili, vasii, hamisi, aile büyüğü oldu bir anda. Her ihtiyacın iletildiği, her derde çare bulması beklenen, her zorluğu aşmaya muktedir görülen insandı. Tanıdığı, tanımadığı, iyi bildiği, yaraya merhem olabileceğini umduğu ne kadar insan varsa kapılarını çalmakta tereddüt göstermedi. Yaşı, birikimi, geçmişi takibe uğrayıp uğramamak umrunda değildi. Madem ağabeyiydi herkesin, herkesten ağabeylik hakkını istemesinden doğal ne olabilirdi ki? 12 Eylül ihtilali olup da kendisine emek verdiği insanlar tutuklanıp cezaevine girdikten sonra Galip Erdem, o parayı tanımayan Galip Erdem bir para hastası oldu. Bütün günü gecesi para düşünmekle geçiyordu. Her önüne gelenden para istiyordu ve para topluyordu. Onun da tek sebebi
cezaevine düşmüş. Zaten o dönemde cezaevine düşen çocukların pek çoğu varlıklı aile çocukları değildi. Bunlar Anadolu'dan gelmiş, Anadolu'nun kırsalından gelmiş insanlardı. İmkanları kısıtlı insanlardı. Harçlıkları yoktu, aileleri muhtaçtı. Ve Galip abi zannediyorum 6 sene süren bir zaman dilimi içinde bütün cezaevinde yatan bu çocuklara her hafta o topladığı paraları götürür, verir, ailelerinin muhtaç olanlarına da para yardımı yapardı. Tanımayanın gözünde kalender, ufak tefek insan intibağı bırakan Galip Erdem'in devleştiği süreçti bu. İhtilal dalgası yatıştığında kenara çekileceğini biliyordu bilmesine ama o an gerekeni yapmasına engel değildi bu. Onca çabalamasına rağmen zaman zaman siyasi hayatın garip cilvelerini de yaşadı. Gün oldu Galip Erdem hain telakki edilecek sıfatlarla karşı karşıya kaldı. Bunların hiçbirisinde Galip Erdem gönül koymadı ve geri durmadı. Ama Mamak'taki bu insanüstü gayreti, inanılmaz çabalarının sonunda ben öyle tahmin ediyorum ki bu emek verdiği gençler kendisini tam tanıyamadılar. Veya onun kendisine vermiş olduğu mesajı algılayamadılar. Bu algılayamamaktan mütevellit davranışlar Galip abiyi yavaş yavaş içine doğru çekmeye başladı. Ve öyle bir gün geldi ki Galip Erdem içine gömüldü. Ömrünün son 4-5 yılında adeta konuşmaz oldu. Bir toplantıya gitmiş metazori kürsüye davet ederlerse saygılı bir şekilde kürsüye gelir. Dinleyicileri selamlar, söyleyeceğim bir söz yok mealinde bir kelimeyle kürsüden inerdi. Bazen de ben suskunluk hakkımı kullanıyorum derdi. Biz tabii ki bu kırılganlığının kaynağını biliyorduk. Birçok kereler ısrar ettik. Her ısrarımızın sonunda bir cümlesi vardı. Sen de haklısın abi derdi sadece. Başka hiçbir açıklama yapmazdı. Ve Galip Erdem vefatından çok kısa bir süre önce, dakikalar içinde kısa bir süre önce şunu söylüyor. Hem de ömrünün son sözü. Ben 65 yıllık hayata 500 yılı sığdırdım diyor. Bu müthiş bir şey. Bir süre sonra çalkantı duruldu, acılar sarıldı, öfkeler bastırıldı. Yeni heyecanlar, yeni beklentiler filizlendi. Köşesine çekildi o günlerde Galip Erdem. Eski dostları, sevgiyle bağlı olduğu kızının çevrelediği köşesinde mutluydu yine. Şikayet etmedi hiçbir şeyden. Bir şey talep etmedi kimseden. 1997 Mart'ında hayata gözlerini yumana kadar bütün dostlarının kapısının kendisine açık olduğunu, herkesin en sevilen aile büyüğü ve baş misafiri olduğunu bilmek yetti ona.